Şimdi 100 kişiyi geçmişiz. Muhabbetimize yavaştan başlayalım. Konuyu tekrardan toparlıyorum. Şimdi o Inferno'daki abi kötü karakter demişti ki, diyor ki, dünyanın nüfusu şu an kaldırabileceğinden çok daha fazla. Ve nüfus kabul edilemeyecek bir oranda katlanarak artıyor. Dünyanın kaynaklarını çok hızlı tüketiyoruz. Bu tüketimden kaynaklı olarak dünyanın gittiği bir yer yok. Yani bu işin sonunda zaten şu anda başka gezegenleri de yaşam imkanı var mı? Buraya acaba kolonileşebilir miyiz diye düşünmemizin en büyük sebebi dünyanın anasını ağlatmış olmamız. Yani çok kısa bir gelecekte dünya artık gün içerisinde yaşanması mümkün olmayan bir gezegen haline gelecek. Bunda da nüfus çok bariz bir etken. O kitapta karakterimiz ne yapıyordu? Ki kendisi kötü karakter olarak nitelendirilip bütün kitap boyunca yakalanmaya çalışılıyordu. Abimiz şunu yapıyordu. Bir gaz salıyor. İstanbul'da salıyor bunu. Yerebatan Sarnıcı'nda. Bir gaz salıyor. Ve bu gaz dünya nüfusunun üçte birini, ya üçte birini kısmını yanlış hatırlıyor olabilirim ama üçte biriydi diye hatırlıyorum. Dünya nüfusunun üçte birini tamamen dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeksizin rastgele bir şekilde seçecek ve onları kısırlaştıracak bir gaz salıyordu. Ve işin doğrusu, işin yani dürüst olmak gerekirse bu bence çok mantıklı bir hareket. Benim bugün size sormak istediğim konu şu. Siz dünyanın durumunu, dünyanın gittiği yerini nasıl görüyorsunuz ve bu nüfus problemiyle nasıl mücadele ederdiniz? Yani dünyanın bu gitmekte olduğu önlenemez seviyedeki nüfus problemiyle sizin çözümünüz ne olurdu? Akılcı bir aksiyon mu alırdınız eğer yetkiler sizde olsaydı? Yoksa insan haklarına saygı mı duyardınız? İnsanların üreme hakkı, yaşam hakkı gibi konulara müdahale edilemez gibi hümanist bir yaklaşımda mı bulunurdunuz? Yoksa acil önlem planları mı sergilerdiniz? Bunları soracağım. O yüzden canlı yayın bekleme odasında şu an bulunan arkadaşlar, eğer bu konuya bir cevabınız yoksa, bağladığımda bu konuyla ilgili konuşamayacaksanız o bekleme odasından çıkın. Bağlarım. Abi ya ben onunla ilgili bir şey sormayacaktım. Söylemeyecektim. Ben başka bir şey soracaktım derseniz ağzınıza betonla, ağzınıza kürekle vururum. Abi sen niye tecavüzcülere benziyorsun? Çünkü tecavüz... Neyse. Şimdilik yavaş yavaş yazılanlardan okuyalım. Demiş ki, Çin gibi sınırlamalar getirirdim ama dünya çapında olurdu bu. Çin gibi sınırlama dediğimiz ülkede 1,5 milyar nüfus var. Maalesef. Demiş ki, üçte bir değil de sperm yumurta birleşimini zorlaştıran bir madde daha adil olmaz mı? Gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak olabilir fakat çok romantik ve ütopik bir çözüm. Gelir eşitsizliği nasıl nüfus yönetimini sağlayabilir? Hiçbir şey yapmam çünkü bence nüfusla ilgili gerçekleştirecek tek bir temel senaryo var. 1. Nüfus fazlasıyla artar. 2. Fazla nüfus dolayısıyla karbondioksit artar. 3. Denizde yaşayıp karbondioksit kullanarak oksijen sentezleyen canlıların artması için denizler yükselir. 4. Deniz seviyesinin yükselmesi nüfus sorununu önemli ölçüde çözer. Peki. Gelir arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Okey. Peki bu konuda bakalım şu anda bekleyenlerin arasında yorum yapacak biri var mı? Bekleyenlerden birini seçiyorum şu an. Dexeus orada bekliyor ama Dexeus'u daha önce aldım. O şimdilik birazcık daha beklesin. Bakalım yenilerden kimi seçebilirim? Furious Deer. Mesela olabilir. Dur. Önce kendimin canlı yayına bağlanması lazım. Alo. Furious'cum sesin gelmiyor.
Zerre sesin gelmiyor. Sesin o kadar şu an geliyor ama sesin niye kulaklıktan gelmiyordu? Hoparlörden geliyor. Şu anda iyi mi? Şu an iyi, bir saniye. Sesin ama kulaklıktan gelmiyor. Dur, bekle. Konuşma. Okay. Konuşma. Şimdi konuş bakayım. Şu anda iyi mi? Şu an iyi. Şu an tamam. İyi. Nasılsın? Güzel. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kimsin? Kimim? İsmim Ali. Marmara Üniversitesi ekonometri mezunuyum. Süper. Şu anda bir denetim firmasında consultant pozisyonunda çalışıyorum. Finans ve accounting işlerine bakıyorum. Ekonomi, denetim, evet. Consultant, hepsi var. Demek ki bizim konumuzda fikir sahibi de olabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum. Konumuzu dinledin evet. mi? Dinledim. Peki, senin düşüncen nedir bu konuyla ilgili? Şimdi yani soruyu sormaya, daha doğrusu konuyu açmaya başladığın andan itibaren tabii benim önümde hani belli bir liste oluşturabileceğim bir kağıt duruyordu. belli hani kaynaklara dayandırabileceğim. Hani ilk önce tabii ki hümanist yöntemlerden başlamak daha mantıklı geliyor. İnsanların konuyla alakalı, özellikle bunu Avrupa'daki devletler daha çok yapıyorlar. Avrupa Birliği'nde bulunan devletler. Doğum kontrolleri konusunda bilinçlendirilmeleri bu seçeneklerin ilk başlangıcı olarak söylenebilir. Evet, bunu ben de kabul ediyorum. Yeterli bir çözüm mü? Halkın eğitim seviyesinin ne kadar iyi olduğu konusu ne kadar genişse o kadar çözüm. Yani mesela İki, Uganda'daki nüfusu nasıl kontrol edeceksin? Evet, onlar da eğitim olmadığı için tabii ki. Hani doğum kontrollerinin yapılması da ona bağlı olarak zor olacak. Buna bağlı olarak da direkt aslında halkı bilinçlendirme ve eğitim, yani eğitim her şeyin başı diyorlar ya, gerçekten o doğru yani. Bu çok uzun vadeli bir çözüm ama bunun farkındasın değil mi? Eğitimle evet, çözmek uzun istersen... Bu yüzden daha hani kısa, daha biraz daha parapsikolojik şeylere dayanan çözümler de sağlıyor tabii. Peki. İlk önce o yüzden zaten hümanist olanından başlayayım dedim. Şimdi günüm, yani bizim yaşadığımız zaman içerisinde tabii bu tarz şeyler daha çok yaygınlaştı. Hani insanların hayata hani ve bakış açılarına bir oyun olarak baktıkları söylemler oluyor genellikle. Hani hatta bunu uygulayan böyle nasıl diyeyim olumsuz yorumlar sürekli kendine gösteren bir sürü insan var. Hani ve buna bağlı olarak da günümüzde bir sürü oyun çıkmaya başladı bununla alakalı. İnsan nüfusunu azaltmaya yönelik. Şimdi nüfus azaltma olayı insanları sevmeden yapacağı bir işlem olmamalı. Yani severek yapacakları bir şey olması lazım. Gamification uygulayacaksın yani. Aynen öyle. Yani severek yapacakları bir şey olması lazım. Bu ne olabilir? Dini fanatiklerin işte savaş çıkarması olabilir. Bunu severek yapıyorlar, severek katılıyorlar. Peki. Dünya işte religion kaosuna çevirmek de olabilir. İki, işte tabii çağımız teknoloji çağı olduğundan dolayı oyun geliştirilerek, ki bunu yapan zannediyorum birkaç tane oyunda duydum internette, görmüştüm. İşte Blue Whale'dir, şudur budur, bunlar hep dünya bilmeyenler için yapılan. Bilmeyenler için hemen anlatalım bahsettiği oyunu. Arkadaşlar internette yayılan ve sadece Deep Web'de oraya ulaşabileceğiniz ve oyunu oynamaya başladığınızda oyunun sonunda intihar etmenizi gerektiren bir oyundan evet. bahsediyoruz şu anda. Evet, ve abi. Severek hani yapıyorlar, yapanlar bunları. Gerçekten isteyerek yapıyorlar. Ama tabii hani orada bir tehdit unsur da var biliyorsun. Aileye tabii. tehdit var, şu var, bu var. Birazcık da mecburiyetten yapıyorlar aslında ama. Yani onun nasıl diyeyim hani biraz daha uyarlanmış bir şekli işte. Okey, anladım demek istediğin artık. En azından. Evet. Aynen. Yani isteyerek yapılacak bir şey olması gerekiyor. Yani hastalık, tamam Inferno kitabını okudum, filmini de izledim. Filmini pek beğenmedim, orası ayrı. Filmi ben izlemedim ama kitabını okudum ben de. Yani şöyle diyeyim, hastalık biraz daha ütopik kaçıyor. Sanki hastalığı üretebilecek şahsın böyle bir düşünceye girişme, o kadar insanın canına mal olma düşüncesine girişme olana daha az gibi geliyor. Peki kitaptaki gibi bir ilaç değil ama geçmişteki salgın hastalıklara baktığımız zaman biliyorsun nüfusun artmaya başladığı dönemlerde nüfusu evet, kontrolleyen hep bir salgın olmuştu. Böyle bir yani kısırlaştırma değil ama direkt ölümle sonuçlanan bir salgın hastalığı sen mantıklı görüyor musun? Hayır. Kesinlikle. Görmüyorsun. Okey. Mantıklı görmüyorum. Ki bunu zaten yapacak kişi de bunu mantıklı bulmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani ortalamanın üstünde bir psikopat değilse ya. Yani yapmaz diye tahmin ediyorum. Okey. Bir de ki benim aslında bu en çok desteklediğim derken hani şöyle diyeyim, en mantıklı geleni bana az önce de söyledim insanlar arasında işte kaotik ortam oluşturacak savaş.
Yani sırf bunun için gerçekleştirilen tarihte savaşlar var. O savaşların yani ama şöyle arka bir sıkıntısı planlarda oluyor. olduğu. Sadece belirli bir kitleyi azaltabiliyorsun. Evet. Yani burada yani, kontrollü ve tüm çevreleri aynı bu oranda şöyle gerçekleşebilir. Azaltman mümkün olmuyor. Nasıl olabilir? Hani şeylerin, hani bizde nasıl işte oyunlarda takım takım oluyor. Dünya savaşları denilen bir şey var. Yani illa ki iki ülke, iki din, iki ırk, risk oynayalım diyorsun masa başında. Şey risk olmak zorunda değil. Okay. Aynen öyle. Bir dünya savaşı gerçekleştirilebilir ki bunu da zaten çıkartacak artık o lobi denilen sistem çok derin bir yapıda olması gerekiyor ama etkili yöntem midir? Kesinlikle. Peki. Yani dünya savaşı çıkartılabilecek. Aslında baktığımız zaman günün sonunda sen ilk önce hümanist olmaya çalıştın ama bu hümanist çalışmaların evet. hem faydasız olabileceğini hem de faydalı olsa evet. bile çok uzun bir vade gerektirdiğini düşünerek en azından bizim ülkeyi eğitemezler o konuda. Günün sonunda vardığın cevap maalesef ölüm oldu. Yani bu evet. ama hani sonuçta fikir aşamasında kalıyoruz. Beyin jimnastiği evet. o yüzden kimse arkadaşın üzerine çullanmasın. Burada gayet evet. de tamamen fikir ve beyin jimnastiği yapıyoruz. Çok teşekkür ederim abi bir yayına bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşmek Rica üzere bay bay. İyi yayınlar. Eyvallah. Evet. Arkadaşın düşüncelerini dinlediniz. Belki dinledikçe sizin de kafanızda bir şeyler canlanmaya başladı. Hayır bu çok mantıksız böyle olmalı dediniz. Belki bunun üzerine farklı fikirler oluşturdunuz. Ben mesela gördüm. Bazıları niye nüfusu azaltmaya çalışıyorsunuz kardeşim ne gerek var nüfusu azaltmaya gibi şeyler söyledi. Ben mesela kendi fikrimi söyleyeyim. Bugün sabahki yayında da söyledim. Hani aklıma gelenlerden biriydi. Şimdi burada her ülkenin aktif rol alması lazım. Yani belirli bir sadece kesimin belirli veya en güçlü ülkelerin falan karar almasıyla olacak bir şey değil bu. Her ülkenin karar alması lazım. Yine ütopik konuşuyorum yine beyin jimnastiği yapıyorum. Bütün ülke başkanlarının veya yetkili mercilerinin bir araya gelmesi sonucu ben bir metrekare başına yaşama hakkı diye bir sonuç oluştururum. Bunun sonucunda da ülkelerin yaşanabilir alanları, habitable zone'ları yani bütün toprak alanı değil yani Rusya'nın dağlarından, Çin'in ovalarından bahsetmiyorum. Yaşanan bölgelerinin metrekaresi ülkelerin hesaplanarak 10 metrekarelerde kaç insan yaşayabileceğini her ülke için belirlerdim. Atıyorum Türkiye veya atıyorum 1 milyon metrekare. 1 milyon metrekarede sallıyorum. 40 milyon kişi yaşayabilir. Senin ülken 1 milyon metrekare ama 60 milyon kişi var. O 20 milyon kişi için artık ya kısırlaştırma olup uzun vadeli mi düşünürsün? Ya bir mu olur bilmiyorum ama ben her metrekareye, her ülkenin hakkı olan nüfusun ulaşıldıktan sonra da, o rakdaya ulaşıldıktan sonra da oranın korunması, o sayının korunması üzerine giderdim. Burada da şu olabilir, o sayıya yine uzun vadede yaklaşmak adına atıyorum, hiçbir ailenin ikinci çocuğu yapmaya izin olmaz. Daha hümanist yaklaşıyorum bakın konuya. Hiçbir aileye ikinci çocuk yapma hakkı vermem. Belirli bir gelir seviyesinde değilse ailelerin çocuk yapma izinleri olmaz. Bunu nasıl engelleyeceksin? Evde doğuranlar falan var vesaire gibi ama en azından hastane doğumlarında en azından o ailenin gelir seviyesi ölçülerek, kontrol ederek bir çocuk doğurulduğu takdirde onu bilirdi. Hapis cezaları, çok çok ciddi altına kalkamayacak para cezaları olduğunu bilerek yine de çocuk yapıyorlarsa yaparlar ondan sonra ilgilenirler, sonuçta ilgilenirler vesaire vesaire gibi şeyler benim beynimde dönüyor. Daha tabii bu her şeyi de ben anlatmayayım sizden de alacağım diye benim kafamda dönenler ufak ufak diyerek. Alo. Alo. Merhaba kimsin? Abi. Merhaba canım. Kimsin? Ben Lütfi. Lütfi. Şu an şeyde yayını kapattım da. Tamam, nasılsın abi, iyi misin? Öncelikle İyiyim, sorayım. Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol abi. Şimdi temel olarak sorduğun soruya mı geçelim yoksa dur, önce bir muhabbet edecek misin? Önce bir muhabbet, kimsin? Önce bir insanlara anlat kendini. Benim senin abonem olduğunu bilmem ayrı bir konu. İnsanların seni tanımaması ayrı bir konu. Kimsin? Bahset birazcık. Ben kimim? Ben Manisa'da yaşayan, böyle lise 3. sınıfa geçmiş şu anda. Lise 3. sınıfa geçmiş, böyle kendi geek diyebilecek ama fantastik kitap geek diyebilecek bir insanım. Okey, genç bir arkadaşımızsın. Genç bir arkadaşımızın evet. buradaki yorumlarını da daha çok merak ediyorum açıkçası. Bir saniye abi, ben
Bas konuştayım da eli şeyden tuştan çekmeyeceğim diye çok uğraşırım. Onu niye normale getirmedin? Şeyde canlı yayın bekleme odasında arkadan sesler geliyor da benim. Evet, o canlı yayın bekleme odasında konuşmanızı da engelleyeceğim. Onu da yapacağım. Bunların hepsini çözeceğim yakında. Tamam. Şimdi o zaman dinledin abi, muhabbetimizi duyuyorsun. Nedir bu konudaki senin düşüncelerin? Şöyle bir düşüncem var. Şimdi gerçekten doğru. İnsan nüfusu dünyaya fazla. Ama sadece fazla olmanın dışında insan nüfusu bence şey olarak da nitelik olarak da hani dünyayı hak etmeyen bir nitelikte. Çünkü mesela Türkiye'ye baktığımızda hani ben bunu kendi ülkem için söylüyorum, diğer ülkeler için söylüyorum. Hı hı. Hani Türkiye'ye sayı olarak fazla olduğumuzu düşünüyorum ben genel olarak. Sadece sayı olarak fazla olmakla birlikte ülkeyi mahvediyoruz. Hani benim düşüncem bu. Çünkü hani plajlarda mesela birçok çöp var. Hani şey olarak düşündüğümüzde plajları temiz tutamıyoruz veya doğayı temiz tutamıyoruz. Hani bence sadece nüfusun fazla olması değil, nüfusun aynı zamanda nitelikli olması gerekiyor gibi bir düşüncem var. Ve bu nüfus fazlalığını şöyle engellemeye çalışırdım. Tabii bunun için daha önce de konuşulduğu gibi dünyadaki tüm devletlerin bir şekilde bir araya gelmesi ve bir anlaşma imzalaması gerekir. Çünkü hani bir ülke buna uymadığı zaman oradaki fazla nüfus dünyanın her tarafını etki eder. Tamam. Hani gerek göç olsun, gerek başka bir yolda olsun. Hani kirlilikleri sonuçta dünyaya etki edeceği için. Bence bu Çin'in uyguladığı şimdi bir yöntem var. İşte şey diyor halleri, birinci çocuk sizin hakkınız diyor. Yani birinci çocuk yaptığınız zaman sizin hakkınız olur diyor. Okay. İşte ikinci çocuk yaptığınız zaman para cezası veriyor. Benim için söyledi mi yakın, evet, okey. Hapis cezası veriliyor. Dördüncü çocuğu yaptığın zaman kısırlaştırma, iki tarafta birden. Peki. Güzel. Ben bunun şöyle yapardım, hani benim elimde olsa, benim şansım olsa bunu yapmakla ilgili, nüfus atması için. Birinci çocuk ne okey, tamam. Hı-hı. Ama ikinci çocuk para cezası artı hapis cezası. Tamam, sen biraz daha sertleştiriyorsun sadece. Evet, ve üçüncü çocuk kesin olarak. Kısırlaştırma. Ama nüfusu fazla olan ülkelerde birinci çocuk tamam, ikinci çocuk için kısırlaştırma cezasına yakın. Hani kısırlaştırma cezası şurada, olmayabilir. Şurada patlıyorsun sen. Bu benim de argüman olmasına rağmen ben kendi patladığım noktayı bildiğim için senin de patladığın noktayı söylemek istiyorum. Burada kimi ülkeler bu bakış açısına sahipken kimileri her ailenin en az 3 çocuk sahibi olması gerektiğini söylüyor. Bu temel olarak hani ben lise öğrencisi olduğum için söyleyebilirim hani daha başka bir ders almadım ama bizim coğrafya dersimizde genel olarak şöyle bir muhabbet var. Nüfus planlamasının geleceğe yönelik olduğu söylenir. Hani 100 yıllık planlı nüfuslar denir. Ve gelişmekte olan ülkelerin hani her zaman nüfusa ihtiyacı varmış gibi göstermeye çalışıyor. Çünkü hani sanayide çalışacak ırgat lazım aslında. Yalan söylemeyelim burada hani. Peki. Sanayidedir. Orada burada çalışacak ırgat lazım. Hani şu anki nesil bunu empoze edememiş bir durumda. Hani yetişen nesli bunu empoze edip hani mesela tarlada çalışmak, mesela orada burada çalışmak şey olacak bir şekilde, nasıl söyleyebilirim, doğru bir şeymiş veya aşırı doğru bir şeymiş. Yani eğitimsiz olmasına rağmen hani mesela bir neslin tamamen tarlada çalışması doğru bir şeymiş gibi empoze edilip orada çalıştırılacak nesil yaratılması daha kolay gözüktüğü için mesela bazı ülkeler çok az çocuk istiyorlar gibi geliyor benim, yani kişisel olarak. Çünkü şu anki nesil iş beğenme muhabbeti var ama yetiştirilecek yani kendi eline yetişen bir neslin neyi beğenip neyi beğenmeyeceğini bir yere kadar kontrol edebileceğini düşündükleri için böyle bir şey istediğini düşünüyorum ben. Peki. Peki abicim, çok teşekkür ederim yayına bağlandığın için. Çok sağ olun. Asıl ben teşekkür ederim. Hadi tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi iki arkadaşı yayına bağladık. Bir tanesi üniversitesinden mezun olmuş. Analistik yapan, consultant, danışmanlık yapan, ekonomi tarafında çalışan. Bir tane de genç liseden bir arkadaş bağladık. Herkesin fikirleri var. Herkesin belli düşünceleri var. Gördüğüm üzere ne alakası var nüfusun artış olmasıyla ve problem olmasıyla diyen şu anlık yok. Çok yazılarda da görmedim. Ama henüz şey çıkmadı. Mesajları da söylüyorum. Sadece yayına bağlanan henüz iki arkadaştan çıkmadı deyip oraya bağlamıyorum ama mesajları henüz şey fikrine hiç karşılaşmadım. Böyle Bioshock Infinite gibi veya normal Bioshock gibi. Böyle kültürel anlamda belirli bir seviyedeki insanları toparlayıp ütopik bir cennet yaratma hayalleri veya bunun çeşitlendirilebilir örneklerine henüz denk gelmedim. Bu doğrudur, yanlıştır, bu yapılabilir, yapılamaz, bunun sonu mutlaka distopyaya bağlar, bağlanmaz. O kısımdan bahsetmiyorum ama
bu konuya yükselen, bu konuya yakınlaşan bir fikir henüz duymadım en azından. Çıkar diye en az, düşünüyordum. Ama mutlaka da vardır öyle düşünenlerde. Bir kişi daha. Bu arada bu bekleyenlerde mikrofonunu kapatanlar var. Acaba yayına alsam orada sesleri şey olur mu? Açarlar mı yani mikrofonu unutmaksızın? Bu arada bir önceki yayına bağlanan arkadaşları bağlamayayım ya. Bu yayında yeni arkadaşlar bağlayayım. Hani her zaman için olmasa da zamanla onu değişiriz diye düşünüyorum. Beyinli Stark. Beyinli diyerek çok iddialı konuşmuş. Merak ettim. Alo. Alo. Canım ne haber? İyi abi, senden ne haber? Benden de iyi. Kimsin? İbrahim ismim. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Son sınıfım. 9 Eylül Üniversitesi işletme son sınıf. Evet. Süpersin abi. Evet. Ne zaman? Biraz hadi başka biraz öyle muhabbet edelim. Hafiften kuralım. Ben de böyle birazcık tamam. Hafiften takipçilerini tanıyayım. Ne zamandır beni tanıyorsun? Yeni misin? Sonradan mı geldin? Yok, ben geek şeyden beri geek yapar daha küçük bir siteydi. O zamandan beri takip ediyorum. Yazıklar olsun. Geek yapar hiçbir zaman küçük bir kanal değildi, site değildi. Resmen yanlış söylüyorum. Hayır, ilk çıktı. Takılıyor. Hani... Takılıyorum abi, şu takılıyor. Senin ya, kulaklığın takılı mı? Falan yoktu yani. Kulaklığın takılı mı senin? Takılı. Ha, aferin, tamam. Takılı. Peki, konuyu dinledin. Yorumlarını alırım. Evet. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir bakış açısından bakmak istiyorum. Kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına öncelikle kim, hani biz kimiz de karar veriyoruz diye bir düşüncem var. Peki. İkinci olarak da hani asıl olarak bakarsak bir doğal seçilim tuzakları bir fikrim var, böyle bir tane. Mesela. Ölüm kesin olan bir yere, hani bunu belli bir kapasitesi olan ve fark edebilecek insanlar olanların gitmeyeceği bir yere belli bir miktar ödülle savaş varmış gibi gösterip oraya çok yüksek miktarda asker yollama fikri. Geliri düşük erkekler için. Aynı şeyde iş riski, hani iş kazası vesairesi yüksek olun gösterilip herhangi birinin hani yine düşünüp gidemeyeceği bir yere, hani kadınlara yönelik de bu da. Peki. Bir şey. En sonunda şey, niteliksiz görebileceğiniz insanlara karşı bir gizli bir kısırlaştırma şeyi bulmak, hani böyle işte dediğiniz gibi devlet gizli yapıyorsun, en azından haber de vermiyorsun, gizli yapıyorsun. Peki. En son olarak da hani böyle daha elit kesim, daha böyle zengin vesaire kesime, daha popüler kültüre adapte olmuş, daha bunu yaşayan kesime de hani bu işte Kylie Jenner olsun, Kim Kardashian olsun, çok popüler insanlar var ya, onlar yoluyla, onların yoluyla böyle yönlendirme yapmak fikri geldi aklıma. Influencerları kullanıyorsun bir anda. Influencer dediğim insanları influence eden, onları yönlendiren kişiler aracıyla da şey yapıyorsun. Yani o kadar büyük bakmaksak mesela, hani sen bile dahil olabilirsin bu işe. O kadar büyük bakmıyorum. kısırlaştırma fikrine en azından sıcak baktığını anlıyorum buradan. Evet, kesinlikle. Ama bunun tabii yöntemi farklı olabilir diyorsun. Belirli gizli şekillerde insanları da o tarafa çekerek bir kısırlaştırma düşünürüm ve vesaire vesaire dedin. En azından evet. İnsanlar dinledi. Toparlamaya çalışıyorum şu an sadece. Peki tamam. Abi, çok teşekkür ederim. Düşüncelerimi bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Daha sonra konuşmak üzere diyorum ve seni gönderiyorum. Görüşmek üzere.